Denize açılmak gerek. Malzemenin, sanatsal malzemenin bugünkü dönüşümünü araştıran bir sergi. Farklı sanatçıların farklı araştırmalarını dönüşümsel anlamda bir araya getirmeyi hedefliyor. Burada 6 farklı, aslında 8 farklı sanatçının, daha ikisi performatif olmak üzere 8 farklı sanatçının yerleştirmesini burada görüyoruz. Birazcık kavramsal çerçevesini açmak isterim çünkü denize açılmak gerek. Benim çok sevdiğim bir yazar olan Portekizli Fernando Pessoa'dan alınmış bir söz. Fernando Pessoa da bunu Plutarkos'a atıfla kullanıyor ve eserlerin pek çok yerinde farklı anlamlarda kullandığı bir sözcük. Ben de bu kadar geniş ve hayal gücümüzü bu kadar açan bir başlığı alarak bugün malzemenin form alırken, malzemeyle form arasındaki engin ilişkiyi, bizim karar verme sürecimizi açan, hayal gücümüzü açan, ucu açık sürece gönderme yapmak için özellikle bir metafor olarak denize açılmayı özellikle kullandım bu sergide. Tabii ki benim için burada önemli olan sanatçıların farklı malzemeyi farklı eyleme yöntemlerini gösterebilmek. Bu sergiye Türkiye'den Borga Kantürk ve Yasemin Özcan katılıyor. Borga Kantürk'ün gündelik şaşırma egzersizleri isimli bir işini ürettik. Yasemin'in de dünyanın siyasi haritası, burada gördüğünüz poster işini yeniden ürettik. Sergiye yurt dışından katılan sanatçılar, önünde işin önünde durduğum Susanna Kreman, Amerikalı ressam Lydie Churchman, New York'ta yaşayan, yine New York'ta yaşayan Maria Lobo'da, hatta bugün bir solo sergisi açılıyor New York'ta şu anda. Yine aynı şekilde Documenta'da tanışma ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum ve aynı zamanda Manifesto sanatçılarından da olan bu yıl Rosella Biscotti. Performatif olarak da Romanya'dan katılan Bureau of Melodramatic Research, Bükreş bazlı bir kolektif ve aynı zamanda da dün açılış konuşmamızı gerçekleştiren, açılış performansımızı gerçekleştiren University of Muri Üniversitesi. Bu da Berlin bazlı başka bir sanatsal kolektif.